lazım. Biz başkalarının sorumluluğunu alamayız artık. Anne beni çok şaşırtıyorsun ya. Ben seni artık gerçekten tanıyamıyorum. Gider misin lütfen? Aa, gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Geldi Azra. Cansu'yu aratmana gerek yoktu Sunun abla. Kendin arasaydın oturup beraber konuşurduk. Ha ama tabii kendi kendimi nasıl savunacağım acaba diye düşünerek kızını da alet ettin değil mi bu işe? Azra bak beni dinle. Ne dediğini anlamıyorum senin Azra'cığım. Anlıyorsun bence. Bence gayet iyi anlıyorsun. Aa, Cansu seni çok özlemiş buluşacağız dedim. Benim de işim yoktu buradan geçiyordum seni göreyim diye uğradım. Ne var bunda? Ya sen ne kadar tehlikeli bir insanmışsın. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Nasıl? Azra bağırıp durma. Herkes bize bakıyor. Gel şuraya otur güzel güzel konuşalım. Baksınlar, baksınlar. Özellikle sana çok iyi baksınlar. Babamın bizim rahatımız için yaptırdığı sigortanın parasının üstüne konan... ...bir de üstüne acıtasyonlarla evlatlarını kapının önüne koyan kadını çok iyi baksınlar bence. Azra yeter. Yetmez. Yeter. Yetmez. Yaşadığım hiçbir acıyı anlatmaya yetmez şu anda. Azra bir sakin ol lütfen. Sakin falan olamam Cansu. Ben senin annen gibi değilim. Onun gibi bencil, vicdansız, acımasız bir insan görmedim daha bugüne kadar. Üzgünüm evet annen kusura bakma. Ama gerçekler böyle. Emin ol gerçekler böyle. Tamam o para geldi. Geldiği gibi de geri gitti. Borçlar ödendi. Ne sanıyorsun ha? Bir eve el koymayla bütün borçların kapatıldığını falan mı sanıyorsun? Bak bize ne oldu? Kiralarda sürünüyoruz biz de. Anne yeter lütfen. Azra. Bak Cansu sen buna karışma. Ben artık Azra'ya doğruları anlatacağım. Anlat. Borç düşündüğümüzden çok daha büyük. Ancak bir kısmını ödeyebildik. Babanın pislikleri bir bir ortaya çıktı. Benden saklamana gerek yoktu bunları. Borçları tek seferde ödemene de gerek yoktu. Ya taksitlendirirdik. Gece gündüz hep beraber çalışıp öderdik. Böylece ben de Mert de sokaklarda kalmamış olurdum. Sen bizim neler yaşadığımızı biliyor musun? Ne acılar çektiğimizi biliyor musun? Of Azra biliyorum. Öf. Sen hep mağdursun. Kimse bana ne oluyor sormuyor zaten. Ne çekiyorum? Ben de çok acı çektim. O kadar kötü durumdayım ki insanların içine çıkamıyorum. Rezil oldum. Pes, gerçekten pes. Hep kendini düşünüyorsun. Sana söyleyebilecek hiçbir şey kalmadı. Azra. Azra bak beni bir dinle. Seni buraya ben çağırdım. Cansu, gerçekten şu an konuşmak istemiyorum. Sinirlerim çok bozuldu ve kalbini kırmak da istemiyorum. Lütfen, lütfen üstüme gelme. Pes. Pes annem.